Wow. Allah. En duygulusu. Atalım o zaman. En rock ya da en rock. Ya o. en rock. O en zaman bir distortion alayım ona göre ben de. Oh. Ben buna bayıldım. Ben buna bayıldım. Benimle çalışmak ister misin burada? Müthiş. 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 İşte yani rock müziğin, daha doğrusu blues'un, sonra rock and roll'un, sonra rock müziğin, her türlü rock müziğinin kökeninde de bu var. Bu haykırış evet, var hakikaten. Müthiş ve notalı ve bilinçli ve tabii ki altı olan, temelleri olan, öyle sokakta soyulurken bağırmak gibi değil. Yani hakikaten başka ne olabilir? Çok böyle blues da sever gibi geliyor bu adam bana. Hatta böyle uydurur da gibi geliyor. Öyle bir yeteneği de var. Öyle bir doğaçlama yeteneği de var. Ya tabii İngilizce bilmiyorum fazla. Ya yani İngilizce bilmeye gerek yok. Türkçe de yapılıyor bu iş ya. Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe de yapıyoruz. Müzik evrensel. Sadece biz yereliz, lokaliz yani. Biz yereliz. Yani ama müzik evrensel. Sit there while, oh yeah, and down on the levels. Bir dakika. Türkçe devam ediyoruz. Türkçe. Beraber mi söyleyeceğiz? Hayır, ben bir şey söyleyeyim. Türkçe, biz hepimiz söyleyeceğiz. Evet. Şimdi kadınlardan başlıyoruz. Berraktan başlayacağız anlamda. Bir dakika. Okay. Peki. Berrakla ilgili bir çığlık atacağız şimdi. Yani erkekler olarak kadınlarla ilgili duygularımızı dile getireceğiz. Çığlıkla mı? Efendim? Çığlık atarak. Evet. Erkekler öyle yaparlar. Çığlık erkekler atmak. Kadınları gördükleri zaman çığlık atarlar. Ne yaparlar ki başka? Oh! Bravo. Gel buraya. Bir kere televizyona çıktın artık. Çaresi yok. Gel. Evet, gel. Rezil olmuş. Oh. Evet, gel. Peki, evet. Rezil olmadı. Şimdi berrakla ilgili duygularını alıyoruz abi. Hocam bu mudur? Beraber yapıyoruz. Bu kadarsın. Hocam. Bu kadarsın. Bu mudur? Hocam. Beraber yapıyoruz. Hayır, bunu yaptık. Şimdi bu kızla ilgili. Görmüş gibi çığlık atıyorsun. Belki öyle bir şey gördüm. Nereden biliyorsun? Olabilir tabii. Haksınız. Korkunç evet. Olabilirim. Atalım hocam. Tamam. Alışırım nasıl ondan. Yeah.
Serkül. Serkül. Çok güzel. We say ikiniz beraber. Barış diyor ki bir sürü şeyle uğraştık açıkçası yarışmadan sonra verilen vaatler yerine getirilmedi. Kasetimi zaten kendi çabalarımla çıkardım. 2005'le yaptığım bir röportaj bu. Yani aslında aynı şeylerden müstarifsiniz. Tabii hocam, yani bu tür yarışmalardan çıkan insanlar genelde... Bu hocama da bayılıyorum. Ama hocam aslında hocam bildiğimiz okuldaki hocam anlamında söylemiyor. Bu rock müzik yapanlar arasında galiba, değil mi? Biraz böyle konuşuyorlar onlar. Tuncer, sen de bana hiç hocam demezsin aslında. Ben de sana söylemem ama, değil mi hocam? Hocam ama biraz eski bir lisan, güzel de bir lisan. Ha? Ben seviyorum hocam. Hocam, yani. Güzel. Saygı dolu. Evet hocam. Evet. 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 Bize de bulaştıracaksın, biz de hocam diyeceğiz. Yarışma bana bir şey kaybettirmedi açıkçası. Çok şey kazandırdı. Çok güzel eğitim aldım değerli hocalardan. 4 ay boyunca onlara sürekli hocam deyip çıldırttım. Birçok insanla güzel şeyler paylaşmamı sağladı. Birçok insan tarafından tanınmamı sağladı. Cem Karaca ve Barış Manço'nun veliahtı olarak gösterilmek çok büyük birikim sahibi olmak gerektiriyor. Şu anda böyle bir amacım yok, böyle bir niyetim yok. Kendi kendine böyle gelin güvey olmuyorsun, bravo. Ama onları çok seviyorum, yaptıkları işlere saygı duyuyorum. Rock müzik yapanlar hayata sert bakmaz diyorsun. İlginç bir laf bu açıklar. Evet hocam. Yani biz aslında daha duyarlı, rock bir yaşam tarzı benim rock için. Rock mu, rock mı? Rock yani, rock. Bir yaşam tarzı ve kesinlikle sert bakmazlar, daha yumuşak bakarlar ve daha dolu ve duygulu bakarlar. Ve o duygularını müziklerine daha sert bir şekilde... Bize en duygulu çığlığını atsana. En duygulu çığlığımı mı? Evet. Wow. Allah. En duygulusu. Atalım o zaman. En rock ya da en rock. Ya o. En rock. O zaman bir distortion alayım ona göre ben de. Oh! Yeah! Ben buna bayıldım. Benimle çalışmak ister misin? Müthiş. İşte yani rock müziğin, daha doğrusu blues'un, sonra rock'n'roll'un, sonra rock müziğin, her türlü rock müziğinin kökeninde de bu var. Bu haykırış var hakikaten. Müthiş ve notalı ve bilinçli ve tabii ki altı olan, temelleri olan, öyle sokakta soyulurken bağırmak gibi değil. Yani hakikaten başka ne olabilir? Çok böyle blues da sever gibi geliyor bu adam bana. Hatta böyle uydurur da gibi geliyor. Öyle bir yeteneği de var. Öyle bir doğaçlama yeteneği de var.
Yani tabii İngilizce bilmiyorum fazla. Ya yani İngilizce bilmeye gerek yok. Türkçe de yapılıyor bu iş ya. Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe de yapıyoruz. Müzik evrensel. Sadece biz yereliz, lokaliz yani. Biz yereliz. Yani ama müzik evrensel. Sit there, and down in the lows. Türkçe devam ediyoruz. Türkçe. Beraber misiniz? Hayır, ben bir şey söyleyeyim. Türkçe, biz hepimiz söyleyeceğiz. Evet. Şimdi kadınlardan başlıyoruz. Berraktan başlayacağız anlamda. Bir dakika. Peki. Berrakla ilgili bir çığlık atacağız şimdi. Yani erkekler olarak kadınlarla ilgili duygularımızı dile getireceğiz. Çığlıkla mı? Efendim? Çığlık atarak. Evet. Erkekler öyle yaparlar. Çığlık erkekler atmak. Kadınları gördükleri zaman çığlık atarlar. Ne yaparlar ki başka? Bravo. Gel buraya. Bir kere televizyona çıktın artık. Çaresi yok. Gel. Rezil olmuş. Evet, gel. Peki, evet. Rezil olmadı. Şimdi berrakla ilgili duygularını alıyoruz abi. Hocam bu mudur? Beraber yapıyoruz. Bu kadar. Hocam. Bu kadar. Bu mudur? Hocam. Beraber yapıyoruz. Hayır, bunu yaptık. Şimdi bu kızla ilgili. Görmüş gibi çığlık atıyorsun. Belki öyle bir şey gördüm. Nereden biliyorsun? Olabilir tabii. Haksınız. Korkunç olabilirim. Atalım hocam. Tamam. Alışım nasıl oldu? Serkül. Sen. Çok güzel. We say beraber